Arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber büyük ihtimalle 8. bölümü çekiyor olacağım. Şöyle tekrardan dönelim. Bugün ne yapacağız? Bugünkü planlamada keşif var. Vallahi atıma bindim. Şu şekilde biraz ekipman topladım. Ha şunu da söyleyeyim. Daha öncesinde etrafa biraz bakınmıştım. Çevremizde çok fazla bir şey yok. Yağmacı kulübesi var sadece şu koordinatlarda. Bizim evimiz bu koordinatlarda. Hani bu yağmacı uğrarız. Sonra onun yukarısına doğru bir okyanus vardı. Oraya doğru ilerler. Artık bakarız. Ben bugün bayağı bir keşif yapmayı düşünüyorum. İhtiyaçlarımız var. Mesela şeker kamışım bile yok. Yani bakalım. Kaktüs istiyorum, şeker kamışı istiyorum. Onun dışında bal kabağımız yok, karpuzumuz yok. Bunları bulalım. Hani yapacağım, bulmam gereken çok fazla ürün ve farm var. Yani bu ürünleri bulup hemen farmını da yapmak istiyorum. Neyse. Şuradan şunun arka tarafına geçersem. Şu şekilde geçeyim. Ben buraları defalarca, bu gösterdiğim yerleri, şu an gösterdiğim yer defalarca ağaçlarını kestim. Burada ravin vardı. Doğru. Şu çıkalım. Buranın ağaçlarını defalarca kestim ve defalarca ektim. Hatta şunu söyleyeyim. Burada da bayağı bir ağaç vardı. Buraları da bayağı yok ettik. Ve artık buranın ağaçlarına dokunmak istemiyorum. Gelecek videolarda artık bir odun farmı yaparız. Onun bir sistemini kurarız. Birkaç tane kafamda daha sistem var. Hiç gelişim yapamadık. Gelişim yapmak için şu an onun için çıktık aslında, biraz da gelişim yapabilmek için. Buranın birazcık yapıları tuhaf ya, bu çevrenin. Sadece bura değil, etrafta böyle çok değişik, çarpık, hani corrupted seed denir ya. O şekilde corrupted'lanmış yerleri var. Neyse, hadi keşfe başlayalım. Gazamız mübarek olsun. Yağmacı kulesinin yanındayız. Artık attan ineceğim. Bu tabii kendi otlansın, ata bir şey olsun istemiyorum. Çok uzakta mı bıraktım ya? Dur biraz daha yakına götüreyim. Orada bırakayım. Şöyle biraz daha yaklaşsak yeter. Bu yağmacı kulesini ben daha önce yağmalamadım. Hatta aslında hiç de bulaşasım yok ama içindeki belki yağmayı alıp kaçabilirim. Şöyle bakıyorum. Yukarıdan bakalım. Hop, ekran görüntüsü aldım yanlışlıkla. Şu karşıya geçireyim atı, suyun. Ben nasıl geçirebilirim? Şurası kısa bir mesafe gibi gözüküyor. Bakalım geçirebilecek miyiz? Düşmeden. At düşmeden. Hadi oğlum. Aferin oğluma. Hop, indik attan. Burada kalsın. Ben niye sürekli ekran görüntüsü basıyorum? Neyse, yine sakallığımız üzerimizde diyelim. Böyle baktığımda içeride evet yağmacı var. Dikkat etsek iyi olabilir. Hiç bulaşmadan gitsem. Yapısı çok güzel ya. Bu yapı gerçekten harika. Hop, beni görme. Beni görme. Hayır. Ben yokum. Ben yokum. Nereden girsek? Kapısı ne tarafta? Kapısı bu tarafta. Tırmanabilirdik yanından falan ama neyse, sorun yok. Biraz laklanıyorum sanki. Hop. Ne varmış? Tecrübe iksiri. Tuzak kancası. Hadi. Başka ne var?
Başka da kimse yok. Şuradan atlasam bizim at nerede? Düldül. Bizim Düldül'ü ben şuraya bir yere bırakmıştım ama dur görürsem. Ben Düldül'ü nereye bıraktım? Hayır Düldül. Ha karşıda Düldül. Atlasam ölür müyüm ya da suya mı atlasak? Dur suya atlayalım. Suyun da yakınında değiliz ki. Şunun üzerine atlayabilirim ama bak. Şunun üzerine atlarsam önüme ihtimalim var. Allah. Tamam az yanımız gitti. Şimdi kaç. Allah daha önce ben bu yağmacı kulesine uğramıştım. Hani fazlasıyla yağmacı vardı ama şu an görünürde hiç yağmacı yok. İki tanem ne vardı? İyi. Allah bereket versin. Şöyle bir kaçalım hatta. Ekran görüntüsüne bastım. F5'e basacağım diye. Hani görüntü bakış açısını değiştireceğim diye sürekli ekran görüntüsü alıyorum. Tamamdır. Şu ileride okyanus olması lazım diye biliyorum. Bakalım. Hop bir ravin daha ama bu içi su dolu ravin. Mağara. Burada bal kabağı var. Aslında burada inip şu bal kabaklarını indik. Her şeyi tabii bastım inerken. Alsak iyi olabilir. Köyde bal kabağı yok. Köyde sadece bal kabağı da değil. Karpuz da yok galiba. Ya da var ben yedim. Olabilir. Hiç aklım yok. Ama bal kabağı olmadığını hatırlıyorum. Şuraya doğru gidecektim. Hadi şu bal kabağını da alalım. Zarar gelmez. Tamam. Şuradan devam edelim. Bu ileride ben okyanus var diye görmüştüm. Hatta köy de var galiba. Hop. Bugün neler yapıyorum? Evet, karşıda bir köy daha var. Yaşasın. Hadi köye gidip köyü yağmalayalım. Köyün bu tarafında çok güzel bir nehir varmış ya. Bak. Size bir şey söyleyeyim mi? Boyun bazen o kadar güzel bir seed buluyorsunuz. Her şey harika gözüküyor. Düzlük var, boyut yapılacak yer var, etraf harika. Sonra şöyle bir alan buluyorsunuz. Ve kurulduğunuza pişman oluyorsunuz. Arkadaş çok güzelmiş burası. Var ya şu adalara geçip tam kurulmalık ya. Neyse artık. İkinci sezon yaparsak böyle direkt lap diye ilk bulduğum yere atlamayacağım. Böyle biraz keşfedeceğim. Ben buradan karşıya geçecek yer bulamıyorum bu arada. Şöyle bakıyorum ama karşıda şeker kamışı değil mi? Yok bunlar ayçiçeği. Evet. O kadar çok ayçiçeği var orada. Şöyle yapsam peki indim aşağıya diyelim. Hop şöyle aşağı inelim. Şu ben kütükleri dönüştürsem. Bunlarla yol yapsam karşıya. Bizim Düldül de gelse bizde. En azından belli bir yere kadar çok aşağıya koymamaya özen göstereyim. Çok da ağacım yok. Lazım olabilir ileride. Herhalde geçirebilirim ya benim Düldül'ü. Ne dersiniz? Bence geçer. Gel bakalım Düldül oğlum. Hop. Buradan tıklayacağım sana ya. Gel. Şuradan. Sen geçersin geçersin adamsın. Bak düz yürüyorsun. Aynen öyle. Jonglör gibi ya. Aferin sana. Etrafta bayağı da eşek var. Bu eşekleri ileride değerlendirebiliriz. Tabii bu köyün de koordinatını alacağız. Bu çevre bayağı güzelmiş bu arada. Belki bilmiyorum. Aslında ikinci sezonda ben yeni bir save'e başlamak istemiyordum. Normalde atıyorum bir köyü yaptık ya sonra gidip başka bir köye yerleşip oradan devam etmeyi planlıyordum. Aslında ileride böyle bir planı gerçekleştirebilirim. Aslında benim çok fazla planım var da işte daha yeni başladık biliyorsunuz. Ve böyle her şeyi yapasım geliyor böyle her şeyi. Burası zengin bir köydür inşallah. Yağmaya ihtiyacımız var. Hiç bunların şeyini kırmayacağım. Eşyalarını. İleride kırmak istersek gelir kırarız. Bunun içinde de chest yok. Buna daha demin baktık. Evet. Aynı yere kire bakıyorum. Buradaki köyler aynı bizim köyümüzün olduğu köylüler. Aynı ırktanlar. Irkçılık da yapıyorum ya Minecraft'ta neyse. Aynı ırktanlar demeyelim yanlış olur. Aynı türdenler diyelim. Fena bir laglanma var bu arada bende. Bu çankları ilk defa açıyorum. Normalde 1.19'a geçirir. Öyle çankları açarım diyordum. Buralara ilk defa geldiğim için çankları açılıyor da ben heh, ilk chest'i bulduk. Böyle tek tek alıyorum ya. Ben bunları nasıl alacağım? Hani böyle toplu alma tuşunu unutmuşum. Hatırlatırsanız sonrakine dikkat ederim. Buraya baktık. Şunlara
Bakmadık galiba. Şuna bakmadık özellikle. Arkası dönük bunun. Sende chest var mı? Yok, buna baktık ya. Bunlara baktık baktık. Hiçbir şey çıkmadı bunlardan, değil mi? Böyle chest yok. Tamam. Biraz fakir bir köy. Şöyle gidelim. Burada kedi var. Bizim köyde kedi yok maalesef. Burada da chest var. Güzel. Zümrüt bulduk. Bu fidanı istemiyorum ya. Bu fidana gerek yok. Ah, burası benim daha önce gördüğüm şey arkadaşlar. Vay, buranın yapısı da güzel. Bu işte benim yaptığım kasap videosu vardı ya, bir önceki bölüm ya da iki önceki bölüm. Bu kasap videosunun, kasap videosu diyorum, o yaptığım kasap yapısının normal düz hali. Ben buna esinlenerek yaptım düz kasap build'ine. Çok bir ganimet çıkaramadık ya buradan. Sağlık olsun diyelim. Şurada bir geceyi geçirelim. Bakmadığım varsa biraz da oralara bakayım ben. Sonra şu okyanustan kendimizi verelim. İnşallah bunun sonu okyanusa bağlanıyordur. Bence okyanusa bağlanıyordur ya. Çünkü nehir gibi de değil sanki. Uyuyup uyanalım. Ondan sonra yolcudur Abbas. Bağlasan durmaz diyelim. Yani ilk gemi batığımızı da bulmuş olduk diyelim. Başka bir şey var mı burada? Ben sanki bir ses aldım daha demin ama şöyle F5'ten bir çıkalım. Ben yani buradan bir ses duydum sanki, hani sıcak su. Ruini mi artık, yıkıyor mu, öyle bir ismi vardı. Öyle bir yer olması gerekiyor. O sesti sanki. Yanlış bilmiyorsam şöyle bir gir çık yapa yapa bakıyorum ama göremiyorum da. C'ye de basalım. İleride yosunlar var. Yani hazır gelmişken madem şuradan bir de yosun alalım. Hani yosunumuz da olsun. Bunlar biliyorsunuz hem yakıt hem yemek olarak kullanılabiliyor. Bunları hatta kendimiz yetiştiririz ileride. Şöyle biraz daha kırsam. Abartmayalım. Tamam. Şu bir stek yeter bana ya. Çok da fazlaya gerek yok. Çok kırmışız ama. Böyle giderken toplayalım. Fazlasını atarız. Tropikal balık var mı peki burada? Ben kova getirmeliyim. Burada tropikal balık da var bu arada. Burası ne geçiyor peki? Burası warm ocean geçiyor. Ha, burası sıcak okyanus. Dur, burayı kaydedelim. Burası bize lazım olacak ileride. Ben hazır burayı gelmişken şöyle köyü de zaten kaydetmişiz. Buraya diyoruz ki sıcak okyanus. Buranın koordinatı ne? Hemen bakıyoruz. Eksi 633'e. Hatta şöyle eksi 600 yazsak da olur. Eksi 600'e. Yanına bir tane virgül attık. Eksi 1200 yazalım. Şöyle yaptık ama mesela buradan sonrasını şu şekilde de yapabilirim. Aşağıya inemiyorum. Bir sonraki sayfaya geçelim o zaman. Jack Okyanus dedik tekrardan. Sonra şöyle bir eksi dedik. Tekrardan bakıyor. Eksi 600'e eksi 1200. Eksi 600'e eksi 1200. Eksi 600'e eksi 1200 diyelim. Hatta şunu aşağı indirelim ya. Böyle kötü gözüktü gözüme. Bu da sıcak okyanus arkadaşlar. Şöyle tamam dedim. Valla keşfe devam. Bakalım. Hatta çok güzel de bir şey çıktı bizim için. Burada bize gömülü hazine verdi oyun. Biz şu an neredeyiz? F3'e bastığımda ben şu an north'a bakıyorum.
Bu üst tarafı North'a doğru gitmem gerekiyor değil mi? North, East, hani kuzey doğuya gitmem gerekiyor bunu bulmam için. Neyse hadi şunu bir arayışa koyulalım. Yolda artık başka bir şey bulursam şu F2'ye basma alışkanlığı bir bırakayım artık. Şunu elimize alalım. Şöyle baka baka gidelim. Neyse hadi bulduğumuz zaman görüşürüz diyelim. Ben bunu bir arayışa koyulayım. Yani arkadaşlar ben istesem hop çok laglandı. Arkadaşlar ben şu an istesem baya bir daha keşif yaparım. Şimdilik bu kadar diyelim. Hani artık olduğu kadar okyanus keşfine. Tropikal reef bulamadım. Tropikal diyorum hala, reef bulamadım. Ama bence yeterli kafi bir keşif oldu. Şeker kamışı bulduk, yosun bulduk. Tropikal balıkların nerede bulabileceğimizi görmüş olduk. Ayrıca etrafta Rainforest falan da bulduk. Oralardan çikolata olsun, şeker kamış olsun ihtiyaçlarımızı giderdik. Karpuz ihtiyaçlarımızı. Şekilde söyleyeyim. 2 tane gömülü hazine. 3 tane shipwreck yani gemi kalıntısı. 2 tane okyanus tapınağı diyebilirim. Buldum. Bunları yağmaladık. Bir tane daha unutmadan yağmacı. Bir tane de yağmacı outpost'u. Galiba öyle deniyor. Şuradan devam edelim. Şimdilik base'imize gidelim. Base'in oradan devam edelim. Arkadaşlar base'imize geldik. Hop niye çıkamıyorum? Tamam. Valla dağlardan tırmanmak da biraz zor oluyormuş. Buradan aşağıya acaba nasıl ineceğiz? Şöyle dur. Geri kendi önüme döneyim. Bir de basarak gitmek daha iyi var. İlk survival'daki ölümümüzü burada gerçekleştirmeyelim durduk yere. Böyle bakıyorum ama şurada keşke olsaydı. Neyse buradan bir şekilde ineceğiz. Şu şekilde ufak 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 inelim. Hop buradan indik. Benim can da azalıyor bu arada ya. Şöyle gidelim abi. Enteresan bir şey de kuzu etleri kalmış. Baya ekmek buldum aslında ya. Baya ekmek yedik. Şöyle ufak ufak insem. Hop hop. Şuraya şu şekilde gelsem. Şuraya atlasam. Sonra buraya. Bir anda parkur videosu oldu bu arada. Hani bir anda ismini parkur videosu yapabilirim. Neyse indik indik. Güzel maden tarafımızdan indik. Oh evim evim güzel evim. Benim güzel beyzim güzel köyüm. Ben geldim. Yani şu şekilde gidelim de evin önüne. Orada size ben keşiflerimi göstereyim. Hatta kamp ateşinin önüne geldik. Oh ısınalım şöyle biraz. Böyle ısın 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 ısın. Tamam. Hoppa. Şimdi arkadaşlar. Biraz yukarıya çıkayım. Topladıklarımız bu şekilde. Çok fazla bir şey çıkmadı. Ben çöl biyomu aradım. Çöl biyomu yakın çevrede yok. Normalde hani bilirsiniz çoğu arkadaş Mine Atlas kullanır veya başka türevde uygulamalar veya siteler var. Ben oraları kullanmayı pek hoşnut karşılamıyorum. Ama çok zorda kalırsam bir bakarım. Çoğu bildiğiniz o YouTuber abileriniz veya kardeşleriniz Mine Atlas kullanmakta ve o şekilde programları kullanarak çekmekte. Yoksa bulamazlar. Yalan yok yani. Şimdi ben de şu an bu şekilde kullanmadım ama ileride ihtiyacım olursa tabii ki kullanırım. Onu da söyleyeyim. Hani buna ne kadar artık hile derim ya da hile demem orasını bilemem. Bayağı da bir farm yapabilecek malzemeyi topladık. Karpuzumuz var artık. Atıyorum işte kakao çekirdeğimizi bulduk.
Bal kabaklarımızı bulduk, şeker kamışlarımızı bulduk. Bir kaktüs bulamadık. O da sağlık olsun ya. Ben niye tıklamaya düşüyorum? Zaten uyandık değil mi? Yo. Kafam karıştı. Uyumamışız bile. Ben uyusam artık tamam, teşekkür ederim. Evimizin bir önüne geçelim. Düldülü bulamadım ya. Bir düldülü aslında arayabilirim sonrasında. Neyse arkadaşlar, şöyle gelelim. Hatta bile kendimize dönelim. Arkadaşlar, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer yaptığım içerikleri beğeniyorsanız, beğenip abone olursanız çok teşekkür ederim. Müteşekkir olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Müteşekkir olun efendim.